Hallo zusammen aus Hannover. Herkese Hannover'den merhaba. Normalde biz Berlin'e uçuyorduk ama Berlin Havalimanı'nda grev olduğu için Hannover üzerinden Berlin'e gitmeye karar verdik ve şu anda Hannover Hauptbahnhof'tayız, yani ana tren istasyonundayız, Central Station'da. Burada birkaç saatimiz var, bir otobüs bileti ayarladık. Uygun fiyatlı 20 euroya buradan Berlin'e gideceğiz. Birazcık zahmetli olacak ve tahminimiz üzere planladığımızdan biraz daha geç ulaşacağız. Normalde bu saatlerde, yani öğlen saatlerinde Berlin'de olmamız gerekiyordu. Ama otobüsle gideceğimiz için de akşam 9'u bulacak. Neyse, ben kızlara doğru şimdi gideceğim. Şansımıza hava o kadar güzel ki, burada yaşayanlar çok iyi bilir ki buranın havalarını bu şekilde yakalamak, gerçekten şanslı olmamız gerekir. Ve biz de çok şanslıyız. Şanssız başlayan ama havanın güneşli olmasıyla, güzel enerjilerle harika bir tatil başladı bizim için. Arkadaşlarım da burada. Tuğba, evet, ve Hilal bu tatilimde benimle beraber olacaklar. En çılgın tatilimiz olmasını ümit ediyoruz. Şimdi yemek yiyecek. Ay evet, evet. Five Guys. Geçen haftaki seyahatte ben önünden geçtim, böyle ay dedim, yesem mi yemesem mi, neyse dedim ya, yemeyeyim yani. Evet, şimdi Five Guys'a geldik. Burada muhteşem bir hamburger yiyeceğiz. Çünkü açlıktan ölüyoruz. Hadi gidelim. Az önce mikrofonumu unutmuşum kabanımın üzerinde. Şimdi mikrofonuma geri kavuştum. Burgerimiz geldi. Bakalım, Five Guys'ın Hannover'deki şubesinde yiyeceğim hamburger nasıl? Bu benim ağzıma... Siz nasıl ısırıyorsunuz bunu ya? Çok büyük değil mi? Doğru. Ben daha iyi O kadar güzel çiçekler gördüm ki şu an. Çok tatlısınız. Bana şöyle çiçeklerle gelmediniz. Gerçekten. Gelmediniz yani. Çünkü yok. Türkiye'de yok böyle çiçekler. Böyle çiçekle gelseydiniz olurdu ama gelmediğiniz için olmadı. Evet, şimdi biz Hilal'le beraber Douglas'a gidiyoruz. Douglas'ta ne var? Geçen ben seyahatte gittiğimde The Ordinary markasını almıştım. O markayı gördüm tren istasyonundan çıkarken. O markayı almıştım ve şimdi o marka için tekrar giriyorum. Çünkü Begüm sipariş vermişti. Gördüm Begüm'ü, unutmuyorum tabii ki. Aşkım, sürpriz yapacağım sana. Ve alamadı. Kesin buluruz ya bence. Hani daha pahalı değilse bence okey yani. Evet, burası Hannover'in ana merkezi oluyor. Burası ana tren istasyonu ve buralarda da alışveriş merkezleri var. Şimdi bakıyorum ben nerede gördüm. Koca bir yazı görmüştüm. Douglas, Douglas, Douglas nerede? A few moments later. Zamanımız var tabii otobüse kadar. Tuğba da orada, bıraktık Tuğba'yı, oturuyor. O bize bira yeri bakıyor. Heh, 95 metre mi? Abi önünde olmamız lazım şu an, 95 metre diyor. 2000 years later. Tatam, markayı bulduk. Ve tabii ki Begüm'ün istediği ürünü aldım. Ve tam tamına 9.99 euro. 10 euro yani, bedava. Bedava arkadaşlar. Türkiye'de bunun fiyatı üf. Ve tabii ki kendime de yine iki tane yeni ürün aldım. Çünkü bu fiyatları Türkiye'ye döndükten sonra görünce dedim ki daha fazla almalıyım. Begüm'ün bahanesiyle girdiğim yerden yine harika karlı bir alışveriş yaparak ayrılıyorum. Hatta arkadaşım Hilal'e de aldırdım 3 tane ürün. Kullandıktan sonra inanın
muhteşem bir sonuç alıyorsunuz. Yani ikinci günden itibaren The Ordinary ürünlerini kullanırken inanılmaz bir fark olduğunu görüyorsunuz cildinizde. Uzun vadede artık hep birlikte göreceğiz. Tuğba'nın yanına gidelim de daha fazla bekletmeyelim onu. Bir adam. Evet arkadaşlar, şimdi Hanover'de ilk biramızı yudumlayacağız. Sen de benim elbisi çek. Ya senin mikrofonunu şöyle yerleştireceğim. Çok havalı oldum ya. Nasıl çok havalı oldum. Hadi o zaman prost. Prost mu diyoruz prost burada? Diyoruz. Evet. Prost. Prost. Bebeklerimle ilk biramız Almanya'da. Abi hava çok iyi değil mi? Çok iyi arkadaşım. Buraya koymuş. Aşkım çok iyi. Çok o diyor ya bu aralar. Geçen sene de bu zamanlarda gelmiştik ve hava çok iyiydi. Evet, yine çok iyiydi ama son gün yağmur yağmıştı, hatırlıyor musun? Son gün de yağmadı sanki yavrum. Olur mu kızım? Kafamız bizim trilyondu sabahın 7'sinde. Ben yağmurda ıslanmak istediğim için o an böyle gözdeyle konuşuyorduk. O da dedi ki istiyorsan yağmurda ıslan dedi ve aa, çıktık evet, dışarıya. Evet, hatırladım. Corwin vardı yanımızda bir hatta. Bir ara doğru. Adamı eve getirmiştik ya. Evet. Pol dans yapan bir adamı eve getir, evde dans ettirmiştik falan yerde. Ya. Sessiz sakin bir köşede oturuyordu evet. Çocuk ne güzel. İşe yaramam. Yat diyoruz, yatıyordu, kalkıyoruz, kalkıyoruz. Köleydi galiba. Yo şeydeyken melekti, kanatları vardı. Eve gelince köleydi. Abi bir de sabah herkes... Baktım bu ikisi kanat takmış bir adamın etrafında dolanıyorlar. Cennete düştük galiba diye. Peki yer neresi? Kit Kat. Bütün kirli çamaşırlar masaya dökülüyor. Yandık bu vlogdan ateş çıkacak. Gizliydi o bilgi, kimsede yoktu aslında. Oğlum ben oradaydım. Sus. Otobüse bineceğiz. 4 saat yolculuğumuz var. Yanımda ne diyorsun ya? Hayır 4 saat oldu mi? Bu bilgi bende yoktu. Beni kandırdınız kesin. Hayır canım sen diyorsun işte şununla 2 saat gidiyoruz bununla 4 saat gidiyoruz. Yani dur otobüs. Ezileceğiz. Lidl'dan alacak bir şeyiniz varsa alın. Bence Lidl alalım. Şu tarafta bu arada. Yolda ben çok sıkılırım. Aç kalmak istemiyorum. Biliyorsunuz açken ben çok sinirleniyorum. Beni sinirlendirmek istemezsiniz. Hadi yap alışverişi de gel kızım. Okay. Var mı paran? Var. Yanımda payam var amca, payam var. Param. Tam zamanlama yalnız. Biz Türk olduğumuz için biliyorsunuz bir kişi sıraya girdi. Ben koşa koşa arkada işleri hallettim. Geldiğimde sıra bize gelmişti böyle ama kantar içinde kaldım. Neyse otobüsümüzde de inşallah sağ salim yetişeceğiz. Poşetimiz yok mu? Evet, Hanover yolculuğumuzun sonuna burada geldik. Seyahatimizin yolculukla ve... Yolculuğumuzun başlangıcı mı? Her şeyin başlangıcı, her şeyin bir bitişi ve başlangıcı. Şimdi buradan otobüsümüze bineceğiz inşallah. Berlin'e doğru gidiyoruz. Evet, an itibariyle sağlam bir şekilde otobüsümüze bindik. Hanover'den Berlin'e yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. 9 gibi Berlin'e varmış olacağız. Yan koltukta Tuğba ve Hilal. Evet, biz de buradayız. Sessiz gidiyorsunuz. Evet, evet. Bir şeyler döndü orada. Mikrofon var çünkü. Yine otobüsün en gürültülü ekibi biziz sanırım. İnsanlar bizi kovacaklar yakında yani sabahtan beri. Aman içmeyesek ölürüz diye içen ekibi de biziz. Ben de çok yanlış bir kıyafet tercihi yapmışım bugün. Çünkü hava burada aşırı sıcak. Ayağımda deri pantolon, üzerimde triko var. Hani sırtım açık olmasına rağmen aşırı derecede terledim. Sanırım Berlin'e gidince ilk işim sadece duş alıp dinlenmek olacak. Bakalım göreceğiz. Berlin'e geldik. Uzun ve yorucu bir otobüs seyahatinden sonra gerçekten bacaklarım uyuştu. Hiç alışık değilim biliyor musunuz otobüsle seyahat etmeye ben bir daha asla... Kere şey içti. Ya şu gördüğünüz kadın iki tane ağrı kesici içti.
Şu gördüğünüz kadın ise uyudu yol taş boyunca. Taş gibiyim, taş. Arka koltuğa gitti, uyudu. Neyse şimdi taksimizi çağırdık. 7-8 dakikaya burada olacak. Evimize gideceğiz inşallah. Bugün dinlenir miyiz? Gecelere mi akarız? Burası Berlin. Berlin'de olan Berlin'de kalmayacak bu sefer arkadaşlar. Her şeyi anlatacağız size. Kaç? 0907 mi dedin? Evet. Burada. Bunlar işte şu. Ha. Şu var. Bildiğin şey gibi ya. Bulmaca çözüyoruz sanki. İnanılmaz. Rakun. Bizi nefes. Antepisi de bırakmışlar bize. Ana. Anektar. Enektarlar gazetenin altında. Evet, bulduk arkadaşlar. Hazineye ulaşmak için. Aslında kazandığı burası değilmiş. Buraya da giriyor. Aldık anahtarı. Kilitleyin küçük anahtarı 1407 atın. He, orada yine aynı yere at diyor. Kilitle diyor. Tamam. Tek de açtım be. Evet, evimize geldik. Bir oda evimiz. şöyle bir mini bir mutfağı var. Böyle bir banko koymuşlar buraya. Her ince detay düşünülmüş. Burada işte kahvelerimiz, bilmem nelerimiz. Burada bir tane yatağımız var. Rahat mı yatak? Bakıyoruz. O güzel. Burada bir çift kişilik yatağımız var. Burada keyif koltuğumuz var. Hemen IKEA'dan döşemiş olduğumuz evimizin en güzel köşesi, kitap okuma köşesi oluyor burası. Ve buradan kalkıyoruz. Bir oda evimizin diğer uç köşesine doğru ilerliyoruz. Diğer uç köşemizde ise muhteşem bir Berlin manzarası bizi karşılıyor. Ev sahibimiz en ince detaylarına kadar düşünmüş. Şöyle balkonumuza çıkmıyoruz çünkü balkon yok. Burada ama bakın manzaramız ne? 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 TV kulesi. TV kulesi. Alexanderplatz TV kulesi. Evet, o. Alexanderplatz TV kulesi. Şurada saat evet. Var, şurada. İşte orası. Sabah gündüz gözüyle bunları daha iyi göreceğiz. Evet. Çok böyle merkezi bir yerdeyiz. Yes. Bütün gece klaplarına 5 dakika uzaklıkta mesafede. Hemen şimdi Tuğba bize... Ne yapıyorum? Kahve yapıyor. Evet. Evet kahve. Ben de mi yapıyorum? Tamam. Yani. Hemen burada güzel kahvelerimiz. Kızımız bize hamarat hamarat hazırlayacak. Neyse evimiz böyle gayet rahat. Biz şimdi dinleneceğiz. Bugünü evde dinlenmeye ayırıyoruz. Çünkü saat olmuş 10:20 geçe. Yarına zımba gibi uyanmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Evet, hazırlandık biz. Şimdi Tuğba'yı bekliyoruz. Sanırım bir 10 dakikaya, 15 dakikaya çıkacağız. Kahvaltı için harika bir yere gidiyoruz. O kadar muhteşem bir hava var ki şu an. Kuş seslerini belki duymuyor olabilirsiniz ama çok güzel. Tuğba ile Hilal şu markete girdiler. Su almak üzere. Buradan da kahvaltıya gidiyoruz. Gideceğimiz yer çok fazla talep gördüğü için böyle sıra oluyormuş. Böyle yarım saat beklemeyi göze alarak gidiyoruz. Bakalım çok bekleyecek miyiz? Bugün cuma. Sanmıyorum o kadar yoğunluk olacağını. Hafta sonu olsa belki daha yoğun olur ama bugün bence şanslı günümüzdeyiz. Çok tatlı. Bıcır bıcır bıcır. Evet şimdi metrodan çıktık. Soykırım. Daha yüksek, büyük savaş teknolojileri olduğu için bize bunları çağrıştırması çok normal. Biz onların içinden 2. Dünya Savaşı'nda sıyrılıyoruz. Bir kendimizi orada kurtarıyoruz. Onun dışında da... Bir tane adamın
şeyiyle olmuş. İsmet İnönü. Ha ha, İnönü bize geliyor ve diyor ki işte burası ne kadar kötü durumdayız, biz savaşa katılamayız ya falan diye böyle bir hikayesi var. Ben bilemedim. İşte Almanlar siz de katılacaksınız diye baskı yaparken, hı-hı, o da adanın böyle en kötü yerini, böyle insanların berbat olduğu, aç yaşadığı falan bir yerini onlara gösterip işte bu halinizle bir savaşa gireceksiniz. Allah belanızı versin. Hala savaş mı istiyorsunuz? Onlar bir savaşacaksınız da adam gibi savaşın. İnanın da şey diyor işte burada. Biz diyor zaten ne kadar sersefiliz, bakın görün, evet, hani yiyecek ekmeğimiz yok, biz yapamayız diyor. Ayranımız yok içine. Hatta gidemeyiz. Diyor İsmet'in öyle yani demiş. Böyle bir hikaye var yani, onu biliyorum. Yani bizim algımızda bu şekilde oluştuğu için çocukluğumuzdan beri biz de böyle burayı hep sert, ölümün kol gezdiği, evet, kaybeden bir ülke olarak hep böyle bilinç dışında. Altımızda, evet, bunlar var. Öyle. Çünkü bunlar bize öğretildi. Kötü anlamda işte işlenen tarih ben bilgileri diyeyim yani. Sarı karınca ve siyah karıncalardan sarı karıncaları, bunlar Alman diye eziyordum. Çok şaşırdım doğrusu. Eğitim çok önemli arkadaşlar. Eğitim o kadar önemli ki işte. Çocuklarınıza verdiğiniz bilgi, evet yani. Ne yaptığın, ne dediğiniz de aslında önemli değil. Ne yaptığınız önemli. Yani çocuğun önündeki bir davranış dahi çocuğa aynı şekilde bir öğreti olarak geçiyor. Bu da bugünün anekdotu olarak kalsın. Berlin'den sevgilerle. Sarı karıncaları ezmeyin Alman diye mesela. Dediğim gibi cuma olduğu için inanılmaz bir şekilde, hızlı bir şekilde içeriye girdik. I would like to granola and fresh fruit and Aperol Spritz please. House of Small Wonders. Şu an buradayız. Burası Japon tarzı bir brunch, hamur işi, işte kahvaltılık, kahve, içecek servisi yapan şık bir mekan. Mekanın özelliği ise gerçekten yerde halılar, ahşaplarla döşenmiş bütün duvarlar ve aynı zamanda ev bitkileri. Her yer yemyeşil. Birazdan burayı göstereceğim. Güne Aperol Spritz'siz başlayamam. Oh. Çok güzel. Buraları göstermek istedim size. Kahvaltılar gelmiş. Of, çok iyi görünüyor yalnız. Benimki de muhteşem görünüyor. Kahvaltımızı ettik. 3 kişi 44.80 euro hesap ödedik. Böyle kaliteli güzel bir mekan için bence gayet normal. Zaten 18-20 lira civarı kişi başı ödüyoruz. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you. Can I? Of course you can. Yeah, thank you. Bye bye. Şeker verdi bana. Güzel oldu çünkü bazen gün içinde şekerim birden düşebiliyor. Aldınız mı şeker? Ben de aldım. 2 tane almıştım. Ben limonluyu versene bakalım. Ben limonlu almadım. Bana ne vermeyeceğim? Al hadi al. Ağlama. Tamam, onu ver bana o zaman. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Abi benim kafam çok kolay, çok kolay güzel oluyor artık. Bir tane aperolle kafan güzel olur mu abi, bedava? 7 euroya kafamızı yaptık sabah sabah.
bu muhteşem kahveleri satın alabiliyorsunuz. Çok tatlı kahveler içeride üretiliyor. Böyle geçerken tatlı bir sokak gördüm ve burayı görmeden geçmek istemedim. Tuğba ile de ayrıldık. O eve uyumaya gitti. Ben de şimdi özel bir mağaza gezeceğim, gizli. Çok özel bir mağazadayım şu an. Özel kostümlerin ve bazı oyuncakların olduğu. Belki böyle güzel, hoşuma giden bir şeyler bulursam alacağım. Mesela şöyle bir elbise var. 70 euro. Bence gayet uygun fiyat. Harnesler 60 euro falan. Gerçekten çok güzeller. Mağazadan çıktım. Böyle birkaç şık parça aldım. Bunları özel olduğu için paylaşmıyorum. Artı 18. Şimdi Berliner Dom'un oraya gidiyorum. Geçen geldiğimde gerçekten Berlin çok yorucu bir yer. Kültürel bir gezi için gelmiyorsanız, sadece partilemek için geliyorsanız zaten sabaha kadar dışarıda oluyorsunuz ve bir yeri gezmeye enerjiniz de kalmıyor. O yüzden bugünü birazcık böyle geziye falan ayırdım. Ben gezi, alışveriş, sonra dinlenme, sonra da gece eğlenme kısmı olacak. O yüzden şimdi birazcık da kültürel bir gezi yapıyoruz. Berliner Dom, yani Berlin Katedrali. Bir Protestan kilisesi burası. Aslında hiçbir zaman katedral olamadı çünkü içerisinde hiçbir psikopoz yaşamamış çünkü. Burası bayağı 7200 küsür borudan yapılmış, böyle bayağı görkemli, ama en son inşası da 2006 yılında yapılmış. İnsan bakmaya doyamıyor gerçekten. Eğer içeriği gezmek isterseniz kapıdan değil online bilet almanızı tavsiye ederim. Çünkü online biletlerde, hatta Berlin ticket'ı alıyorsanız da ekstra avantajları var diye biliyorum. Buraya gelecekler için ve bu görkemli katedrali, Berliner Dom'u görmek isteyenler için bu bilgilere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu bölgedeki tatlış yerleri gezeceğim. Hatta şurada kenarda kıyıda oturup bir şeyler içeceğim galiba. Oh, birazcık burada dinleneceğim. Yani bir yerde oturup bir şeyler içmeden önce çevreyi hızlıca gezmek istedim. Çünkü saatim bir 2 saat falan, 2-3 saat hatta gezip eve gidip böyle 1 saat uyuyup karnımı doyurup öyle çıkabilirim, kabiliriz yani. Gerçekten Berlin çok güzel bir yer ya. Birçok Avrupa şehrine gidiyorum ama hani çok rahat eğlendiğim, dinlendiğim, yani hani şehrin bir tarafı çok sakinken bir tarafı aşırı kaotik. Yani hem şehri dibine kadar yaşayabildiğiniz hem de bir o kadar da huzura erişebildiğiniz bir yer Berlin benim için. Ben öyle hissettiriyorum. Bana hissettirdiği duygular tam olarak böyle. Kendimi çok özgür hissettiğim ve yaratıcılığımı arttıran bir şehir. Kendimi özgür hissettiğim için sanırım yaratıcılığım artıyor. Çünkü buraya geldiğimde kafamda en ufak bir kaygı, endişe, bir şey oluşmuyor. Ama Türkiye'deyken tabii ki biliyorsunuz gündem çok hızlı değişiyor. Çok gergin. İnsanlar çoğunlukta mutsuz ve hayat kaygısıyla, hayat telaşıyla, geçim kaygısıyla yaşıyorlar. Bu sebeple de tabii ki ister istemez siz ne kadar iyi durumda olsanız da psikolojik olarak temasta olduğunuz toplum etkiliyor. Yani benimle aynı fikirde olacak bir çok insan da vardır. Psikolog arkadaşlarım da benimle aynı fikirde olacaktır diye düşünüyorum. Özetle Berlin'i seviyorum ve özgür hissediyorum burada. Berliner Dom manzarası karşısında ve bir tarafımda da çok güzel bir müze herhalde burası, ya da evet, müze. Güzel bir bahçedeyim. Kablo da cebimden buradan uzuyor. Beni hayata bağlamışlarcasına. Birazcık da Almanların heykelleriyle dalga geçelim. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz bir aslanmış. Oysa ki bu hiç aslana benzemiyor. Buna herhalde bizim Anıtkabir'deki aslanlarımızı görmemişler galiba. Yani işte aslan var, aslan var arkadaşlar. Alman da olsanız haddinizi bileceksiniz. Thank you.
sesi çok güzel olan bir şarkıcı var şu an. Muhtemelen sesi siz duymuyorsunuz ama yakınına doğru gideceğim. Çok keyifli. Şu an artık insanların işlerinden çıkıp hafta sonuna giriş yaptıkları andalar. Ve arkamda görmüş olduğunuz Berliner Dom. Çok keyifli görünüyor her yer. Gençler, çimenlerde. Hava biraz kapadı ama çok keyifli. Yani hiç üşütmeyen bir hava var. Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said. Yorulmuşum ya, gerçekten bayağı yorulmuşum. Anlamadım birkaç saattir nasıl geçti zaman. Şimdi trenden indim, eve doğru gidiyorum. Yolumun üstü de bir şeyler almam lazım marketten. Kızlar sipariş vermişti çünkü. Hemen devam ediyorum. Eve geldim. Evimin kadını, çocuklarımın anası. Burada mutfakta bizim için bir şeyler evet, yapıyor. Bizim için biraları koyuyorum. Çünkü en sevdiğim iş bu. Tabii ki kocasına bira siparişi verdi. Dedi ki kocacığım ben yemek yapıyorum sen de bana bira evet. al dedi. Ben de hemen kırmadım. Bira aldım geldim. Açlıktan ölüyorum. Dinlenebildin mi peki? Uyuyabildin mi? Evet abi güzelce uyudum. Ondan sonra kalktım. Dedim ki ben iki kişilik bir yemek yapayım. Bu iki kişilik mi? Bir an korktum gerçekten yani. Eğer sen tahmin ettiğim saatte geldin. Orada birazını şey yaptım. Buna da ek yaptım. O bence yetmez bize dedim. Bence de yetmezdi. Aha. Neyse ben hemen üstümü değiştireyim. En azından şunları da ben pişireyim yani. Olur. Oh bolonezcilere bak ya. Baban da mı İtalyan senin? Tabii canım. Tabii. Hello. Biz hazırlandık. Bu gece güzel bir partiye gidiyoruz. Bayağı böyle kalabalık, çeşitli milletlerden insanların koşarak geldiği. Instagram'dan belki paylaşırım, belki paylaşmam. Hiçbir fikrim yok. Bu gece doğaçlama ilerliyorum. İyi eğlenceler dileyin bize. Sabaha karşı görüşürüz. Sabahlara kadar. Çıkıcıkı çıkıcık, çıkıcıkı çıkıcık. Dance, dance, dance. Günaydın. Ay biz gece saat 3 geldik işte. Bayağı eğlendik böyle. Ayaklarımız ağrıyordu. Yani yorulmasak gelmezdik gerçekten. Yorulduk ve geldik. Yattık nasıl uyuduk belli değil. Saat 10.30'a kadar uyumuşuz ve bugün son günümüz. Son günümüzde ben sanırım bugün dün öğrendiğim bir arkadaşımdan Berlin'in işte yakın bir bölgesinde bir motor aksesuarları, kıyafetleri satan bir mağaza öğrendim. Ve bugün oraya gidip Türkiye'de çok yüksek fiyatta olan şeyleri çok uygun fiyata almayı hedefliyorum. Bakalım inşallah becerebilirim. Berlin'deki son gün ve ben elbise giydim bugün. Dedim ki giyeyim ya boşuna mı getirdim. Yağmur yağıyor. Motor aksesuarları satan yere gidiyorum. Hatta bir arkadaşım şu an orada. Bana konum attı. Islanacağım biraz ama yapacak bir şey yok. 1,5 kilometre yürüyeceğim. Tramvaya binmek için o gideceğim lokasyonu. O yüzden orada görüşürüz. Ben geldim. Hasan'ı da buldum burada. Şimdi acayip bir yer keşfettik. Motor kıyafetleri satan ve fiyatlar inanılmaz. Denis diye mi okunuyor bu? Şey, Denis o, marka. 11.600 Türkiye'deki fiyatı. Türkiye'de 11.600, burada 249 euro. Tax free ile falan 7.200. Çok iyi fiyat. Evet, daha iyi oldu. Much better. Thank you. Evet, euro dolar kazananlar biraz öne çıksınlar. Ama ne olursa olsun Türkiye'ye göre fiyatlar kesinlikle çok daha iyi ve %20 tax free alıyorsunuz geriye. Erkek adam kafasına bir şey takmaz arkadaşlar. Erkek adam kafasına bir şey takmaz dedi. Yani şimdi bunu ne anlamalıyız biz Hasan'cığım? Hasan yani biraz böyle... Kasksız da gidebilir yani. Kask kafalı olduğu için erkekler... Bu yayını burada kapatıyorum.
Evet, Berlin'e gelirseniz Köri 61'e gelip sosis patates yapabilirsiniz. Burası bayağı popüler bir yer. Geldiğinizde böyle sırada bir 15-20 kişi oluyor ama hızlı akıyor sıra. Ben şimdi arkadaşlarımla beraber motor alışverişi sonrası açlıktan alıyoruz çünkü kahvaltıda yapmadık. Hemen burada bir körili sosis yiyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? Gerçekten tavsiye ettikleri kadar iyi miymiş? Benim sosis geliyor. Buraya mı koyalım? Burası boş. Bence burada yeriz. Çok iyi görünüyor. Berlin için iftar vakti olacak. Evet, Berlin için iftar vakti. Dün bize diyoruz ki burası bizim Kabe'miz. Of, çok iyi. Bayıldım. Acısı da çok iyi. Kesinlikle Berlin'de sosis yiyecekseniz Köri 61 Berlin'e gelin. Patatesi de sosisi de çok lezzetli ve taze. Evet, yemeğimi yedim. Şimdi Tuğba ve Hilal'in yanına gidiyorum. Onlar da burada yakında bir yerdeymiş. Allah'tan çok yürümeyeceğim. Güzel oldu ya. Bugün keyfim yerinde. Hava kötü ama şu an yağmur yağmıyor en azından. Islanmadan gidiyorum. Aa, bunlar da dönercideymiş. Aynen buradalarmış. Afiyet olsun. Konum atacaktım sana. Ben de yemek yedim yani az ye, önce. Yedim ki yedim. Ben. Evet. Nasıldı? Güzeldi bu da. Güzel. Öyle dönerler. Evet, kızlar dönerlerini yediler şimdi. Evet, evimizden ayrılıyoruz. Artık veda vakti. Çok güzel, muhteşem bir tatildi. Tuğba ve Hilal'e bu seyahatlerinde bana eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Şimdi havalimanı. Hilal son yarım saattir trende tanıştı. Adamı dinliyor. Adam sanırım çok yalnız ve bu seyahatin sonunda Hilal'e evlenme teklif edeceğini düşünüyoruz. Yani Hilal etsin artık bu saatten sonra. Değil mi yani? O kadar muhabbete. Ve tatilin yeniden sonuna geldik biliyorsunuz. Her güzel şeyin sonu var. Berlin maceralarla dolu harika bir tatil oldu benim için. Ve sevgili arkadaşlarımla gerçekten çok eğlendim. Bu vlogu burada kapatırken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum tabii ki. Hala kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, bildirimleri açmayı ve o güzel yorumlarını bırakmayı unutma diyorum. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Takipte kalın.